Seyyah-ı alem ve Nedim-i Beni Adem evliyayı bir riya diyerek takdim etti tüm cihana kendini Evliya Çelebi. Yani dedi ki alemin seyyahı, güzel insanların sohbet arkadaşı, kibirden riyadan uzak bir garip evliyayım ben. Sözlerdeki güzelliğe, söyleyendeki mütevaziliğe bakar mısınız efendim? Gerçekten hayran kalmak mümkün değil ki sadece Türk dünyası değil, tüm dünya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini kabul etmiştir ve Evliya Çelebi adını tüm cihana altın harflerle yazdırmıştır. Konumuz Evliya Çelebi. Evet, Kütahya Saray Mahallesi'ndeyiz. Yüzyıllar önce Evliya Çelebi'nin ailesinin ve atalarının yaşadığı yerdeyiz. Eski adıyla Zereyen Mahallesi, Kütahya halkının şimdilerde bile Zereyen olarak telaffuz ettikleri bu mahalle tarihi bir mahalledir. Zereyen kelime anlamı olarak altını işleyen, eğip bükebilen demektir. Bugünkü kuyumcu. Demek ki o dönemlerde bu mahallede epeyce kuyumcu yaşamış olacak ki mahalleye isimlerini vermişler. Efendim, zaten biraz sonra bahsedeceğiz. Evliya Çelebi'mizin babası Derviş Mehmet Zilli de Osmanlı Sarayı'nda kuyumcu başıdır. Aslına bakarsanız bu mahallenin tarihini sizlere anlatmak istesek bunu saatlere sığdıramayız. Ve bu mahalledeki yaşamışlıkları sizlere yazmak istesek bunu kitaplara sığdıramayız. Neden burası Saray Mahallesi olmuş sonradan bilir misiniz? Çünkü Kütahya 1833 yılına kadar Anadolu Beylerbeyi merkeziydi. Yani Anadolu'nun başkentiydi. Dolayısıyla Beylerbeyi Paşası'nın yaşadığı saray bu mahallede olduğundan mahalleye halk tarafından Saray Mahallesi denilmiştir. Hemen arkamda Saray Camii'ni görüyorsunuz. Eski ismiyle Hisarbey Camii. Bu cami de mahallenin ismini almış, Saray Camii olmuş. Bu caminin önemi de şu, avlusunda Evliya Çelebi'nin amcaoğlum dediği Molla Firaki Abdurrahman Çelebi yatmaktadır. Ruhuna Fatiha diyoruz. Evliya Çelebi 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul Unkapanı'nda dünyaya gelmiştir. Çünkü o tarihlerde babası Derviş Mehmet Zilli Osmanlı Sarayı'nda 1. Ahmet'in kuyumcu başısıdır. Annesinin apaz olduğu, Melek Ahmet Paşa'nın kardeşi ya da kuzeni olduğu yazılıdır. Zaten Evliya Çelebi'ye Melek Ahmet Paşa'nın beslediği sevgi ve muhabbetin bu akrabalıktan dolayı olduğu söylenir. Eğer tarihi kaynakları inceleyecek olursanız ünlü seyyahın ailesinin İstanbul Unkapanı'ndaki yerleşiminin kaynağının İstanbul'un fethi olduğunu göreceksiniz. Çünkü Evliya Çelebi'nin büyük dedelerinden Yavuz Er, fetih sırasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın bayraktarlarındandı. Yavuz Er, İstanbul'un fethi sonrasında hünkârın kendisine fetih hediyesi olarak bahşetmiş olduğu ganimetlerle Unkapanı'nda 100 dükkan ve bir ev bina etti ve İstanbul'da Sağırcılar Camii'ni yaptırdı. Tabii ki bunun sonrasında Evliya Çelebi'nin ailesi Kütahya'dan göç edip İstanbul Unkapanı'na yerleşti. Ve görmüş olduğunuz bu güzel konakta bir zamanlar Evliya Çelebi'nin ailesinin Kütahya'da ikamet ettikleri evdir. Evliya Çelebi büyük büyük dedelerini sayarken Allahverdi Akay, Ece Yakup, Yavuz Er, Yavuz Özbek, Turhan Bala, Demirci Şehit Mustafa Paşa ve Kara Ahmet'ten bahseder. Ayrıca en büyük dedesi Allahverdi Akay'ın Mehmet Kirmani ve Hoca Ahmet Yesevi'nin soyundan geldiğini söyler. Ekseri tarihçilere göre son söyledikleri biraz şüpheli olsa da bu onun soyunu veli insanlara bağlama isteğindendir belki de. Ayrıca son minvalde şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Evliya Çelebi'nin babası Derviş Mehmet Zilli, Kanuni Sultan Süleyman'dan başlamak üzere sırasıyla 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet ve 1. Ahmet dönemlerinin kuyumcu başılığını yapmıştır ve uzun ömrü boyunca sarayda çok mühim işlerde bulunmuştur. Örnek mi istiyorsunuz? Mesela Kabe'nin oluklarını onun yaptığı söylenir. Ayrıca Sultanahmet Camii'nin iç süslemelerinde maharetlerini göstermiştir. Ve en önemlilerinden birisi de Kıbrıs'ın fethinde bulunmuş Magusa'nın anahtarlarını bizzat 2. Selim Han'a elleriyle takdim etmiştir. İşte bütün bu sayılanlar neticesinde Derviş Mehmet Zilli sarayda müthiş bir nüfuza sahipti. Bu yüzden dolayı Evliya Çelebi'nin çocukluğu gerçekten çok parlak geçmiştir. Şu anda önünde bulunduğumuz kabir Evliya Çelebi'nin dedesi Kara Ahmet Bey'in mezarıdır. Ruhuna Fatiha diyelim. Küçük yaşlardan itibaren muazzam bir eğitim gören Evliya Çelebi İstanbul Fil Yokuşu'ndaki Şeyhülislam Hamid Efendi medresesinde ismini kulağına üfleyen baba dostu Ahveş Efendi tarafından 7 yıl medrese eğitimi gördükten sonra Enderun'a dahil edilir ve bundan sonra çok iyi bir musiki eğitimi alır. Ayrıca Evliya Çelebi çok iyi derecede Arapça, Farsça ve Rumca bilmektedir. Ayrıca babasından da kuyumculuk zanaatına dair güzel eğitimler görmüştür. Dolayısıyla Evliya Çelebi daha 20'li yaşlarda çok büyük donanımlara sahip bir insan hüviyetine bürünmüştür. Ve bu sadece halkın değil 4. Murat Han'ın da dikkatini çekmiş olacak ki 1630 senesinin bir Kadir gecesinde sesini beğendiği Evliya Çelebi'yi 4. Murat Han saraya dahil etmiştir. Sarayda bir müddet Haskiler'de görev alan Evliya Çelebi 4. Murat'la ilmi sohbetlerde bulunmuş. Hatta padişah moralinin bozuk olduğu zamanlarda kendisine musiki icra ettirmiştir. Bundan sonra 4. Murat Evliya Çelebi'yi daha çok sevmiş olacak ki kendisini Sipahiler Zümresi'ne dahil etmiştir.
Tarihler 19 Ağustos 1630'u gösterdiğinde ki o gün Muharrem ayının aşure gününün gecesidir. Evliya Çelebi'nin hayatına ilahi bir dokunuş meydana gelir. Çünkü o gün Evliya Çelebi rüyasında İstanbul Yemiş İskelesi'ndeki Ahi Çelebi Camii'ndedir. Cami cemaati çok kalabalıktır ve cemaatin başında da İslam peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vardır. Dört halife ve ashabıyla beraber. Tabi Evliya Çelebi bu sahneden çok heyecanlanır. Gidip İslam peygamberinin elini öperek ondan şefaat dilemek ister. Elini öpeceği sırada ise heyecandan şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah der ve olan olur. Duası kabul olmuş olacak ki Evliya Çelebi bundan sonraki hayatında 50 yıl aşkın süreyle birçok ülke gezer ve bizlere 10 ciltlik seyahatnameyi hatıra olarak bırakır. Çünkü rüyasında ashabtan Sa'd bin Ebu Vakkas ona yolculuklarını kaleme almasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeye uyan Evliya Çelebi 4000 sayfalık bir eseri bütün insanlığa bırakmış olur. İlk seyahatine 1630 yılında İstanbul'da başlayan Evliya Çelebi İstanbul'un tüm semtlerini ve mahallelerini kayıt altına almış. Babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen 1640 yılında Bursa, İznik ve Trabzon başta olmak üzere başladığı seyahatlerine babasının da rızasını aldıktan sonra 1682 yılına kadar devam etmiştir. Ve bu süre zarfında 7 iklim, 47 ülke, 18 padişahlık, binlerce yerleşim yeri ve 7000'den fazla kaleyi ziyaret ederek bizlere muazzam bir eser bırakmıştır. Evliya Çelebi hakkında bu kadar bilgi vermişken isterseniz onun memleketi olan Kütahya'ya seyahatinden de bahsedelim. Evliya Çelebi 1671 yılında Mekke ve Medine'ye yapacağı kutsal ziyaretler öncesinde güzergahına Kütahya'yı da dahil etmiş ve 1671 yılında memleketi olan Kütahya'ya gelmiştir. Bu seyahatinde Bursa, İstanbul ve İznik üzerinden Domaniç'e gelmiş ve Domaniç'te eşkıya saldırısına uğramıştır. Bu saldırıdan kurtulan Evliya Çelebi Çukurca Yaylan'da mola vermiş, daha sonrası Selim Baba köyü üzerinden Harguş'a yani bugünkü Tavşanlı'ya ulaşmıştır. Tavşanlı'dan 6 mahallesi, 8 cami ve 70 köyü olan leziz, üzüm adası olan bir yer olarak bahseder. Devamında Evliya Çelebi bir Müslüman köyünü geçerek ki bu köyün Dedik Köyü olduğu söylenir, Seyit Ömer'e ulaşır. Seyit Ömer Hazretlerine dua ettikten sonra muhtemeldir ki Kınık ve Turgutlar üzerinden Felen Çayı'nı aşarak Kütahya'sına kavuşur. Ünlü seyyah Kütahya'ya Felen Çayı üzerinden geldiğinde gözüne ilk ilişen Kütahya Kalesi'ydi ve Evliya Çelebi bahislerine ilk kez Kütahya Kalesi'yle başlar ve der ki Kütahya'nın öyle güzel bir kalesi var ki adeta şehirde bir yüzük taşı gibi endam eder ve sonrasında Kütahya için şunları söyledi. Kütahya bağlarıyla bahçeleriyle müzeyyen bir şehirdir. Şehri ikiye bölen çayın etrafındaki evlerde bağ yoktur ama bahçelerinde güller vardır, gülistanlar vardır dedi. Ve şunları ilave etti. Kütahya'da 4 saray, 77 konak, 7000'den fazla toprak ev, 32 cami, 7 medrese, 17 tane han, 30'dan fazla Sıbyan mektebi, 40'tan fazla kaynak suyu ve 50'ye yakın çeşme olduğunu söyledi. Kütahya halkı kırmızı yüzlüdür, iyi beslenir ve gayet misafirperverdir. Gerçekten de bu şehir doğasıyla, insanıyla ve Allah'ın ona bahşettikleriyle müzeyyen bir şehirdir dedi. Günümüzde hangi Kütahya insanına sorarsanız Evliya Çelebi'nin ismini en güzel duygularla sahiplenir ve onun ismini gururla söyler. Sözlerimizi Kütahya'nın ünlü sanatçılarından merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözlerine atıfta bulunarak Evliya Çelebi'ye yaptığı güzellemeyle bitirelim. Demiş ki Ahmet Yakupoğlu, ey garip Kütahya, İstanbul'a bağışladığın bu değerli insan Türk kültüründe kimsenin başaramadığı o müstesna vazifenin hakkından nasıl da gelmiştir. Ey Evliya, Ahmet Hamdi Tanpınar senin ismini Mimar Sinan ile birlikte zikretti. Biriniz 16. yüzyılda yaptığı abidelerle, diğeriniz ise 17. yüzyılda seyahatnamesiyle Türk kültürünü adeta tüm dünyaya ayna gibi aksettirdiniz. Evet değerli dostlar, bu çalışmamızda da sizlere değerli Türk büyüğü, ünlü seyyah, Kütahyalı Evliya Çelebi'den bahsettik. Onu sizlere anlatmaya çalıştık. Daha güzel paylaşımlarda buluşmak dileğimle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esen kalın efendim.